Semih, bugün direkt konuya girelim. Redmi Note 9. Güzel, severiz. Ekranı kırık. Arkadaşlar biz bunu satın aldık. Bitpazar'ın internet mi serimizden bir tanesi bu. İşte biliyorsunuz bizim böyle serilerimiz var. Telefonları alıyoruz, alış hikayelerini anlatıyoruz. Restorasyon, tadilat işlemlerini yapıp sizle paylaşıyoruz. Bu cihaz Xiaomi Redmi Note 9. 128 GB'lık güncel sayılabilecek bir telefon. Henüz daha çıkalı 5-6 ay falan oldu değil mi? Sanırım o kadar oldu. Şurada kamerası, sol üst köşe. Nedir problem kardeş? Ekranı içeriden şuradan darbe almış, kırılmış. Yani dışarıdan almış ama dışı kırılmamış, içi kırılmış. Satıcının anlattığına göre de çok büyük bir şey yok. Sadece şöyle ekran kırık, göstereyim. Arka cam kırık. Arka kamera camı kırık. Ben arka kamera camını sipariş ettim ama hala tedarik edilemedi. Ekranı geldi. Biz de beklemeyelim. Abonelerimiz de iPhone dışında cihaz görmek istediklerini söylediler. Xiaomi'yi tamir edelim, size gösterelim diye düşündük. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Arka kapak bunu ısıtılarak çıkmıyor. Şuradan sert daha. Öncesinde ısıtmadın daha herhalde. Yok hiç bu arka ekranını... kapağı bunun şey, diğerleri gibi cam olarak ısıtılarak çıkmıyor. Sadece ekranı ısıtacağız. Evet. Burada açarken dikkat etmeniz gereken, çekmeyin bunu birden. Çünkü parmak izi okuyucu ve flexli anakarta bağlı. Buraya yapışık oluyor, kopartırsınız filmi. Ekstra maliyet olur. Ekranları üstten deniyoruz. Test etmeniz gerekiyor. Bunları internetten satın aldığınız zaman bir problem çıktığında jelatinden sökülmüş ekranları iade almazlar. 64 GB'lı Trendyol'da 2500 lira bu cihazın bu arada. 128'liği de hepsi burada da 2750 lira. Evet. Güncel, güzel bir telefon. Parlak bu da yani sanayi ekran için. Ekran 250 liraydı sanırım. En son bir maliyet hesabı çıkartırız. Telefonu 850 liraya aldık. Hatta maliyet hesabı çıktı. Aslında şöyle, neden çıkartırız dedim. Başka bir arıza sop olmadığını bilmiyoruz biz bu cihazın. Söylediğine göre ekran kırılana kadar çalışıyormuş. Emin değiliz. Instagram'ı eklemeyi unutmayın. Öte tamir et sıfırdan hikayeden bilgilendirme yapıyorum. Semih'in az önce kullandığı Tornavida Xiaomi WoWStick 1F Plus, bilmeyenler varsa onu da açıklayayım. Çünkü çok soruyorsunuz bu Tornavida'yı. Gayet memnunuz ve bunun ikinci bir versiyonu çıktı. Xiaomi Mija torklu bir Tornavida. Şu an indirimde, linkini ikisini bırakacağım. Bu da şu an kullanmış olduğu bir sıcak hava makinesi. JJD8898. Giriş seviyesi bir makine olmasına rağmen tüm ihtiyaçları karşılıyor. Yani ekran söküm, arka kapak sökme gibi işlemlerde birebir çabucak 480 dereceye kadar çıkıyor. Evet. Bunu aslında ısıtmadan da sökebilirsiniz ama biraz zor olur. En iyisi en randımanlı sistem. Biraz ısıtmakta yarar var arkadaşlar. Geçen bir mailde gördüm. Kampanyaya girmiş bu makine yine. Banggood'un en çok satan sıcak hava makinesiymiş. Çünkü fiyat performans olarak çok iyi. Hem çok ufak, hem çok ucuz, hem çok işlevli. Aynı zamanda yanında bir Havya makinesi geliyor. Yani Havya ucu. Bu arada platin üyelikte de videonun sonunda bahsediyorum. Platin üye olduğunuz zaman her ay bir tane hurda cihaz yolluyoruz. Videonun sonunda ondan da bahsediyorum arkadaşlar. Bu arada Semih, bu makineden hani memnunsun sen, biliyorum. Uyguladığımız derece, sen profesyonelsin bu işte. 200 derece kullanıyorsun. Tüm ekranlarda değişiyor mu? Sadece buna özgü mü? Bu hemen hemen hepsinde aynı. Yeterli bir sıcaklık. Ekran zaten kırık. Erimesinin hiçbir önemi yok aslında. Yok. 200 derece ideal. 400 de yaparsın. Yani bunda çok elinize bu sefer ısıt. Yani ben eldiven giymeme rağmen tabii olur. Sıcaklık görebilir. Bakın daha yumuşak çıkıyor. Yoksa bu ısıtmasaydık kırılırdı paramparça. Ama tabii ekranda bir problem olmasaydı daha düşük bir sıcaklık kullanacaktık. O zaman daha farklı bir yöntem izleyecektik. Eğer ekranda problem yoksa separatörle sökmek daha sağlıklı. Bizim kullandığımız separatör çok büyük olduğu için buraya yansıtamıyoruz. Yeni bir separatör sipariş ettik. Çünkü biz evlere de biliyorsunuz atölye kuruyoruz. Aynı zamanda atölyemize bir ikinci bölüm yapıyoruz ileriki projeler için. O separatör geldiğinde Temiz size anlatacak nasıl kullanıldığını. Buralarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada az da olsa bir yapışkan kalıntısı var. Bu kalıntıyı alalım ki yeni yapışkanımız orta çıtaya ya da ekran çerçevesine de denebilir. Bakın daha güzel otursun. Bunları bu şekilde bir kaşık yardımıyla ya da metal pena diyelim yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ya da metal penanız yoksa böyle bir cımbızla da temizleyebilirsiniz. Buranın ne kadar temiz olması o kadar iyi bir yapışkanlık ve ekranın oraya daha sağlam yapışmasını sağlar. Şimdi temizledik. Bir üstünden ben yine denemek istiyorum ekranı. Çünkü bazen ekranlar kalın oluyor veya bir yerlerde defo olabiliyor. Bir de yeni bir cihaz bu. Öyle çok ekranı denenmiş bir ürün değil.
Ya siz de evde telefon restorasyonu ya da al yapsat işleri yapıyorsanız bu tür videoları izleyerek internette, YouTube'da dünya kadar içerik videoları var. Aldığınız cihazlarda nasıl sökülür, nasıl takılır gibi şeyleri kendiniz kötü tecrübe etmeden öğrenebilirsiniz. İlk önce atıyorum Semih nasıl açtı, dikkat edip bakarsınız. Sonra siz kendi cihazınıza uygulayabilirsiniz. Tamir Et kanalında 230 küsur video var. Videoların içinde eminim ki sizin elinizdeki şu an tamir etmek istediğiniz telefonlardan bir tanesi muhakkak vardır. Kanalda arama yapabilirsiniz bunun için. Biz mümkün olduğunca abonelerimizin yanıtlarına, yorumlarda yazdıkları cihazlara yönelmeye çalışıyoruz ki faydalı içerikler üretebilelim. iPhone seviyoruz yapmayı. Asıl branşımız, konumuz iPhone olsa da bu tür cihazları da zaten alıyoruz. Sadece videolarını fazla yayınlamıyoruz. Bu arada Semih'in kullanmış olduğu elektronik malzeme yapıştırma işlemlerinde kullanılan bir yapıştırıcı. E8000. Adı E8000. Özel bir yapıştırıcıdır. Piyasada muadilleri ve taklitleri oldukça fazladır. E8000 adı altında geçer ama yan sanayi ya da taklittir. Bununla linkini bulmakta problem yaşayan arkadaşlarımız için tüm malzemelerle ilgili ben link ve indirimli linklerini aşağı kesinlikle bırakırım. Orijinal olduğuna inandığınız sürece alın farklı yerlerden de. Ben birkaç yerden bırakırım. Hepsi buradan da bırakırım. Bizim kendi tamiretme.net'ten de bırakırım. Hangisi sizin için uygunsa oradan alabilirsiniz. Burada bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu yapıştırıcıyı çok sıkmayın. Evet. Az da sıkmayın. Onu zamanla eliniz alışır, kavrarsınız. Ve ekranın, bakın söktüğüm ekran bu. Sadece bu etrafında yapışkan var. Burada hiçbir yapışkan yok. Buraya kesinlikle herhangi bir bu şekilde çift bant, ya da şöyle göstereyim. Bu şekilde bir çift bant yapmayın. Bunun da nedeni nedir? Bu ekran ileride sökülmek istendiğinde bu sefer bu çıtaya zarar veriliyor arkadaşlar. Diyelim sadece değişen ekranın camı değişmesi gerekiyor. Sökülmesi çok zor oluyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz bir 10 dakika kadar donmasını. Ondan sonra ekranı üstüne yapıştıracağız. A few moments later. Bekledik yaklaşık 10 dakika. Gayet iyi bakın. Az bir şey sünüyor. O normal. Şurada bakın incecik bir naylon var arkadaşlar. Ekranın arkasına ince bir naylon. Neyi var neyi var? Naylon. Naylon. Bunu almazsanız eğer bu jelatini kamera buğulu gösterir. Gayet güzel. Zaten mıp diye yerini buldu. Telefon restorasyonu sevdiğiniz zaman çok güzel, tutkulu bir hobidir. Bırakamazsanız, tadilat işleri, tamirat işleri de öyledir. Evet. Sürekli elinizde bir tornavida, bir çekiç, bir şeyler yapmaya çalışırsınız evde. Bizde öyle oluyor yani. Tabii. Bizim bu tabii yeni başlayan bir şey değil. Biz küçükken o Casio saatlerin içini sökerek başladık. İçinde ne olduğunu merak ederek. Sonra toplayamayarak. Hesap makineleri. Çünkü zaten bozmadan öğrenmek çok zor. En çok merak ettiğim şey küçükken Commodore 64 bilgisayar vardı. Onun içiydi. Tabii onu sökmeye kıyamıyordum. Tabii şimdinin evet. Belki 10 bin lira. Yani belki en aşağı. Oyun bilgisayarı. En pahalı oyun bilgisayarı kaç paraysa şu an. Şimdi Atari vardı. 8 bit falandı. Aynen. Ondan sonra bu şeyler... Atari'ler PlayStation parası neydi şu an? Sega'lar falan çıktı. Evet. İlk işte 3D'ye yakın deneyim. Yani. PlayStation'a değişik kadar. Değişik oyunlar yani. Çok. Retro games. Onu şunu da takalım. Kamera camını en sonunda yani bunu üstten de sökebilirsiniz veya bunu sökmek için ısıtırsınız. Buradan da çıkar veya şöyle bunu da sökersiniz. Fark kamera etmez camı yani. Geldiği zaman onu da diğer kanalımıza koyarız arkadaşlar. Kanalımız daha var. Fixit.tr eski adı Tamir Et Master. Ona hatta biz bir isim arıyoruz. Diğer videomuzda ne isim koyalım diye sormuştuk. Bu videonun altına da yorumlara bırakırsanız önerdiğiniz isimleri. Hani bir tane isim seçeceğiz. İsmini siz koyun istiyoruz. Abonelerimiz koysun istiyoruz. Bunun da camını değiştirirsek geldiği zaman o kanalımıza koyarız. Onun da açıklamaya linkini yukarı information'a da kartını bırakırım. Ne çok vida var. Bunun da vida yani. Her yer vida. İşte iyi tutsun. Mukavemetli olsun. Xiaomi piyasada tutuldu. Türkiye piyasasında tutuldu. Tutuldu. Yani artık kendini kanıtladı. Yine bir toplayalım. Yarım kalmasın işimiz. Şifresi gelmedi hala. Şifreyi öğrendik. Ha öğrendik mi? Hı-hı. Mesaj attı mı? Aradım açmadı. Mesaj attı. Arkadaşlar dedik ya bu bizim Bitbazım internet serilerimizden. Biz bunu Facebook'ta bir alışveriş grubu gibi bir yer var. Oradan satın aldık. Bu arada bunu satan şahıs ekranını bulamamış. Çok fahiş para istemiş. Tabii servise sorduysa yüksek para istemişlerdir. Çünkü servislerin maliyetleri yüksek olduğundan ve orijinal parça taktıklarından dolayı fiyatları yüksektir. Nispeten yan sanayiye göre. Bizim kullandığımız yan sanayi ekran. Sıfırlayacağız biz bu cihazı tabii öncesinde. İlk önce bir kontrolleri yapalım. Kamerasına bir bakmak istiyorum.
Kamera çalışıyor dedi, evet, ki çalışıyormuş. Kamera da güzelmiş. Güzel. Ön kamerayı çevirelim. Sadece camı kırık, üst camı. Önde çalışıyor. Ön kamerada çalışıyor, bir sıkıntı yok. Yani. Şimdi arka kamerada diyelim. Burada bir sürü pro, video, portreyi alalım. Portre de tamam. Kamerada sorun yok. En önemlisi merak ettiğim Wi-Fi. Wi-Fi. Açalım. Wi-Fi açılmıyor. Bize mi kaçtı? Açıldı. Tamam. Tamam. Gayet şimdi güzel. Burada en son yapmamız gereken şu. Bu pratik olsun diye lastik olayını yapalım. Mengene de kullanabiliriz ama evde mengeneniz olmayabilir. Lastik daha pratik. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Mengeneye gerek de yok. İşin gerçeği, ben size Türkçesini anlatayım. Boşuna mengeneye para vermeyin. Ona ayıracağınız bütçeyle, o bütçeyle daha iyi bir tornavida alın. Ya şöyle söyleyelim arkadaşlar. Çok ekipman var. Çoğunu önermiyoruz. Çünkü para tuzağı. Yani sadece ihtiyacınız olanları öneriyoruz. Bir wolfstick olabilir. Evet, bir sıcak hava makinesi olabilir. Abi mengenedir, vantuzdur. Bilmem kaç tane set açma penasıdır. Çok gereksiz. Bir tane yeterli. Bir Dfx kart bile işinizi görür. Çok abartmayın. Paranıza yazık. Kullanılmıyor. Bir dünya kullanmadığımız ekipman var. Şimdi unutmadan bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaş yoruma yazmış. Daha önceden Wolfstick'te işte bu uç var, şu uç yok diye bir konuşma yapmışım. Şimdi arkadaşlar Best'te bu... şu ucu kastediyorum ben. Evet. Yoksa Wolfstick hepsini açar. Onu açmak için yıldız bir tornavida da kullanabilirsiniz. Ama şu uç Wolfstick'te çıkmıyor. Çıkmıyor ama yine anlamış. De bir bakmak lazım. Tam da emin değilim. Ben çıkmıyor diye hatırlıyorum. Bakalım. Bir bakalım, ver seti. Yani orada yanlış anlaşılmış. iPhone'u şimdi açmıyor diyorsun. Açar. iPhone'u açmakta sorunumuz yok. Sorun iPhone'un somunlu olan vidasında bir problem var. Belki de var Wolfstick'in içinde. Ben tam emin değilim. O yüzden emin olmak için bir bakalım. Sökmedik. Evet, var arkadaşlar. Evet var. Çocuk şu, doğru söylemiş. Şu uç. Yani bakın 1.5 V olacak. Şu, bakın aynı. Ben bilmiyordum. Kusura bakmayın, öğrenmiş oldum. Ben bu olduğu için hiç bunu kullanmadım. Evet varmış. Bu arada Wolfstick'te de o uç var. Yanlışımızı da düzeltmiş olduk. Teşekkürler yorum için. Dikkatli bir arkadaş bak. Evet, biz de... O bizim linkten giderek bu Wolfstick'ten satın almış. Memnunmuş gayet. Böyle yani, böyle belirtti yorumda. Biz... Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Instagram'da DM'lere falan çok bakamıyoruz. Ama atılan yorumların hepsini, bakın hepsini YouTube'da tek tek ben ve abim okuyoruz. Aslı da okuyor. Cevaplanması gerekli olan hepsini cevaplıyoruz. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu ne zamana kadar sürer bilmiyorum. İnşallah hep yaparız ama bazen tabii 1000-2000 tane yorum olunca biraz da zaman alıyor cevap vermek. İleride de şöyle olur. İlk yarım saat okursun yani. Ha, gibi gibi. Teşekkürler. Okuyoruz vakit oldukça. Var mı başka söylemek istediğin? Arkadaşlar platin üyelikten bahsedecektim. Şöyle oluyor. Biz platin üyelere vereceğimiz cihazların listesini bir yayınlıyoruz ilk önce. Bugün bunlar var diyoruz. Sonra onları kargolayıp poşetlere koyup numaralandırıp numaralı hallerini koyuyoruz. Bunun da sebebi şu, ilk yazana veriyorduk eskiden, hemen iPhone seçiliyordu, iPhone kalmıyordu. Herkesin işi oluyor, gücü oluyor. Fırsat olup bakamıyorlardı listelere. Instagram'da yayınlıyor hikayede listeler. Sonrasında rastgele bir numara seçiyorsunuz. Numarada şanssızlığa hangi cihaz gelirse onu size gönderiyoruz kargoyla. Üyeliğiniz devam ettiği sürece ya da bugün üyeliğiniz başladıysa bugün cihaz alma hakkınız var liste ilk paylaşıldığında. Öbür ay devam ederseniz öbür ayda hakkınız var. Yanında tornavida seti, tamir kutusu, kulaklık, bebenizleri, bazen ay ay değişiyor bunlar. Şu an için mesela kulaklık bazen oluyor bazen olmuyor ama tornavida seti ve tamir kutusu artı cihaz kesin garanti. Bunlar geliyor ve herkese, bütün platin üyelere gönderiyoruz. Arkadaşlar bu tamirimiz bitti. Teşekkürler. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.